Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kule yapacağız. Gördüğünüz üzere renkli bloklarımızın üstünden elimize aldığımız soyulmuş meşe kütüklerini 10 blok yükseltiyoruz. Hadi başlayalım. Ben burayı hızlandıracağım. Yükselttikten sonra kenarlara gelip üstteki kenarlardan bir tane koyup bir tane de üstüne koyacağız. Bu şekilde gözükecek. Şimdi bütün kenarları yapalım. Ardından elimize meşe tahta alıyoruz. İç kısma gelelim. Aşağıdan 5 blok koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 6. bloğumuzda burayı tamamen kapatıyoruz. Ben kapatmaya başlayacağım. Üst tarafı da meşe kütüğüyle kapatıyorum. Buradan kapatmaya başlayacağım. Burada 3 blok kalacak. Giriş çıkışlarımız için bir köşeden bir delik açalım. Aynı şekilde buradan. Şimdi alttaki bloklarımızı meşe tahta ile değiştirebiliriz. Köşelere fener koyuyorum. İkinci kata geçelim. Buraya da fenerlerimi ekliyorum. Sol ve sağ tarafta 3 blok kalacak şekilde buraya kapı oluşturuyorum. Bu şekilde 3 blok, 3 blok. Bunu 4 tarafa da yapıyoruz. Bu şekilde buradan balkonlarımızı yapacağız. Buradan çıkalım. Üstteki bloklarımızı, yani bu kısmı 3 blok daha çekiyorum. Bu şekilde 4 blok oluyor. Ardından indiriyorum. Kapımızın tam altından çapraz şekilde koyacağım. Görünümü bu şekilde olacak. En ön tarafa meşe çitlerimi diziyorum. Sağ ve sol tarafa fener ekliyorum. Şimdi dört kenar içinde bunu yapacağım.
Balkonlarımızı yaptığımıza göre çatımıza geçebiliriz. Çatımıza geliyoruz. Elimize soyulmuş meşe odunu alacağız. Köşelerimizden şöyle birleştirelim. Birleştirdikten sonra iki tane blok koyuyoruz ve ikinci bloğun sol ve sağ tarafına koyuyoruz. Ardından ön tarafına ve bir tane yükseltiyoruz. Aynı şekilde bunu böyle devam ettireceğim. Bu şekilde devam ettiriyorum. En son yukarıda dört kenarı da birleştireceğiz. Diğer taraflar için de yapıyorum. Bu şekilde eşit bir görüntü elde ettik. Şimdi şuradan birleştirelim. Şimdi çatımızdaki kenarlara geliyoruz. Ortada iki boşluk kalacak şekilde iki tane blok yükseltiyoruz. Bu şekilde her kenar için yapalım. Köşelere meşe tahta ekliyorum. Üstlerine fener koyacağım. Şimdi kalemizin dışındaki duvarlara geçelim. Elimize taş alıyoruz ve her kenardan 10 blok dışa doğru çekiyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğerleri için de yapalım. Şimdi bunları birleştireceğim. Şimdi evimizin ön tarafını seçmemiz gerekiyor. İstediğimiz bir yerden tam ortadaki iki bloğu kırarak ön tarafı yapabiliriz. Ben burası olsun istiyorum. İki tarafta da dört blok kalıyor. Burası da duvarın kapısı olacak. Şimdi duvarlarımızın üstüne demir parmaklık ekliyorum. Kulemizin iskeleti bu şekildeydi. Videonun geri kalanında dekorasyonları hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim.
Evet arkadaşlar, kulemiz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorumlarda aklınıza takılan her şeyi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.